Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyreğe ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Türkiye 16 çeyrektir aralıksız büyümesini sürdürdü. Türkiye ekonomisindeki büyüme 2024'ün Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre %2,5'ta kaldı. Birinci çeyreğe göre ise %0,1 ile sınırlı bir büyüme kaydetti. Ekonomi bu yılın Ocak-Mart dönemini kapsayan çeyrekte ise 2023'ün aynı dönemine göre %5,3 büyümüştü. Ekonomistlerin bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme beklentisi %2,95 yönündeydi. Büyüme beklentilerin altında kaldı. Gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte 2023'ün ikinci çeyreğine göre %78,6 arttı. 9 trilyon 949 milyar 792 milyon lira oldu. Bunun dolar bazındaki değeri ise 308 milyar 158 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk çeyreğinde büyüme performansını yukarı çeken tüketim tarafında yılın ikinci çeyreğinde sınırlı bir katkı geldi. TÜİK verilerine göre yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yıllık bazda %1,6 arttı. Kamu harcamaları yılın ikinci çeyreğinde %0,7 yükseldi. İhracat büyümesi neredeyse sıfır düzeyine geldi. İthalatın da tüketime paralel olarak %5,7 gerilediği görüldü. Hane halkı tüketimi %2,5'luk büyümeye 1,3 puan katkı verdi. Net ihracatta bu dönemde 1,3 puanlık katkı sundu. Kamu harcamaları ve yatırımların katkısı 0,1 puanda kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme rakamlarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık dedi. Büyümede dengelenmeye işaret etti. Cari açığın ve risk priminin azaldığını, dış kaynak girişlerinin arttığını belirtti. Rezervlerin iyileştiğinin altını çizdi. Dezenflasyon sürecine girildiğini vurguladı.